Peki Ganile Hanım size bir şeyi soracağım. E, bu e, Gence'ye gidecek diyorsunuz mesela. Yani Gence tehdit altında değil mi? Yani her an Ermenistan şimdi durup dururken bomba attı, oradaki sivilleri katletti. Yani bebekleri katletti çocukları. E, yani orada yaşayan insanlar tedirginlik içinde mi yaşıyorlar? Meclis Başkanı yarın diyorsunuz Gence'ye gidecek. Ee, bir yani can güvenliği sorunu yok mu yani bu anlamda? Adamlar durup dururken güm diye füze sallıyorlar. Böyle bir ortamda nasıl bir durum oluyor? Yani gence can güvenliğinin olduğu bir yer mi olmadığı bir yer olarak mı algılanıyor? Siz nasıl bakıyorsunuz bu olaya? Tabii ki Azerbaycan devleti bütün güvenlik önlemlerini alıyor. ama Mustafa bəyin Azərbaycanə gəlib Bakıda görüşmələrdən sonra kendi istəyi ilə mən buraya gəlmişkəm Gəncəyə getməsəm doğru olmaz yanaşımına biz həpimiz çox böyük məmnuniyyətlə qarşıladık çünki əslində Türkiyə Büyük Millət Məclisi başkanının və bərabərindəki heyətin belə bir günlərdə Gəncəyə getməsinin tam da başqa bir anlamı da var ıı, və təbii ki Azərbaycan Her şeyi yapacak o güvenliği için. Yani onun güvenliği sağlanacak diyorsunuz. yani Siz Gence'de can güvenliği var mı yok mu sorusuna nasıl cevap veriyorsunuz? Ben onu an anlamak istiyorum. Yani Gence'de can güvenliği var mı? Orası çünkü savaş hattının dışında e, oraya 80 kilometre uzaklıkta bir şehir. Karabağ değil, şu değil, bu değil. Yani Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri. Orda bir can güvənliyi. Bilirsiniz, e, Gəncə e, Azərbaycanın ikinci böyük şəhəri olmaqla bərabər cümhuriyyətimizin ilk başkentidir. Qəhrəman şəhərlərimizin önündə gəlir. Gəncənin böyük bir tarixi var və sizin studiyanızdadı mənim dəyərli qardaşım, məsləhkdaşım Sevilxan Nuriyeva, o da Gəncəli, orada doğumlu, ailəsi də Gəncədə biliyorsunuz Gence Karabağ bölgesinden 60-70 kilometre uzaklıktadır. Aslında savaş bölgesine çok yakın değil. Sadece işgalçi Ermenistan'ın roket saldırılarıyla Gence'ye saldırmalarındaki neden daha çok insanımıza zarar versinler, bir korku yaratsınlar. E ee, Azerbaycan'a siz eğer e, işgal altında olan toprakların işgaldan kurtarılması operasyonlarını durdurmazsınız. biz de sivil insanlara bunu yaparız. Bugün biliyorsunuz Terter ter bölgemizde de yine sivil yaşayış yerlerini vurmuşlar. Ağdam'da vurmuşlar. Ha diyor siz vurmuşlar. şunu o zaman Ganira siz diyorsunuz ki e, ya adamların amacı zaten panik, korku, kaos oluşturmak. Güvensiz bir şehir algısı yaratmak, biz bu oyuna gelmeyiz. Yani biz böyle bakmıyoruz. Tabii. Anladım. Tabii, Genceliler de bu cevabı verdi. Gencedeki insanımız da işgalçi Ermenistan'a bu cevabı verdi. Diğer bölgelerimizdeki insanımız da. Biz böyle işgalçi Ermenistan'ın yapacağı insanlık dışı hocalı soykırımından bu tarafa çok şeyler gördük. Böyle şeylerle, bu saldırılarla sivil insanlarımıza insanlık dışı cinayetler yapabileceğini zaten biliyoruz. Bu devlet bir terör devletidir. Yıllarca biz bunu gördük onların ne yapabileceğini. Böyle olaylarla bizi e, e, müpeddes dediğimiz, kutsal mücadelemizden, işgal altında olan topraklarımızın kurtarılmasından geri çekemezler. E, mümkün de değil. E, bunu sayın Cumhurbaşkanımız bugün de açıkladı. Ya topraklarımızdan çekilecekler, ya da bu operasyonlar devam edecek. Çünkü bu bizim uluslararası hakkımızdı, kendi topraklarımızı işgalden kurtarıyoruz ve kiminse bize bir şey demek hakkı da yok. Yani o zaman e, Gence'ye yapılan sivillere yapılan saldırının amacı? Azərbaycanda bir eee kaos yaratmaq, yylğınlıq yaratmaq. Eee gibi... Təbii ki, bunun bir çox səbəbi var. Əhməd bə yylğınlıq yaratmaq, Azərbaycanın çeşitli sivil yaşayış bölgələrində sivilərə qarşı saldırı düzənləməklə, e, Azərbaycanın e, işğal altında olan torpaqları qurtarma operasiyalarını e, yavaşdıtmaq və ən əhəmiyyətli təbii ki, bunun səbəbi Ee, Azerbaycan'ı Ermenistan'ın içini vurmağa çekilmek. Çünkü biliyorsunuz bütün bu saldırılar gence saldırısı da dahi e, e, Ermenistan'ın kendi arazisinden yani Ermenistan içlerinden e, e, vurulmuş. E, ve tabi ki Azerbaycan'ın uluslararası bir hakkı var. Sizi nereden vururlarsa o vurulan yeri e, zararsızlaştırmak sizin hakkınızdır. Onlar bu işin içine başka devletleri çekme için. Yani öyle amaçları var. Onu zaten biliyoruz. Ee, Azerbaycan'ın e, böyle de sivil yaşayış yerlerine de öyle vurmakla tabii, tabii. en büyük amaçları zaten e, bu. E, üçüncü devletleri bu işin içerisine e, sokmak ama buna e, nail olamayacaklar. Çünkü Azerbaycan'ın her şeyi hem askeri operasyonu hem diplomasisinde her şeyi çok iyi doğru götürüyor. Ne oyunlar oynadıklarını veya oynamak istediklerinden çok iyi haberimiz var. Kimleri nasıl bu işin içine çekmek istediklerinden çok iyi iyi haberimiz var. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız İlham Aliyev Sayın Mustafa Şentopla görüşmesinde de Türkiye'ye teşekkür eden zaman bunu söyledi. Türkiye'nin ilk günlerde açık duruşu e, çok şey değişti. Eğer Türkiye'nin öyle bir açık duruşu olmasaydı belki de bu işin içine başka devletler girmişti diye. Ama Türkiye'nin o açık duruşu bazı şeyleri engelledi. Peki, Gani Hanım e, bir dakika şimdi e, Sevil Nurayeva, siz genceli misiniz Evet. E, var mı akrabalar, tabii, aileler? Tabii. Orada var mı tabii. Kimlerin kimler var? Hepsi orada. Anne, baba. Babam rahmetli oldu benim ama annem, Allah kardeşlerim, ablam, bütün akrabam, bütün sülalem. Nüfusu kaç gencenin? Gencenin 500 bin nüfusu. 500 bin. 500 bin ama şu anda tabii ki daha sonraki bazı göçler oldu biliyorsunuz. İşte Bakü'ye göçenler oldu. Ekonomik yo, yo, olarak şu an şu, şu normalde gencenin nüfusu 500 bin. Evet. Peki, e, Gence'de. O Son artım bile mümkündü. Çünkü Azerbaycan ahalisinin sayısı arttı. Ana. Şeyi... çekilme var mı diyor orada. Değil mi? Hayır, hayır, hayır. Çekilmeye... Ne yapıyor akrabalar ya? İyi, durup dururken bize. Dim, Dimdik orda. Dimdik Kimse bir yere Tedirgin yani, değil mi insanlar? Hayır, kimse tedirgin değil. Şundan dolayı tedirgin değil. Fark etmiyor he? Kesinlikle kimse oradan çıkmayacak. Hatta daha ısını söyleyeyim. Bakü'de, Moskova'da, Türkiye'de olan işte çeşitli nedenlerle çalışma için oraya buraya giden erkek kısım e, ailenin erkek kısmı var benim aldığım son bilgiler e, Bakü'den veya Moskova'dan geri dönüp kendi evine yurduna tabii çünkü evet. e, ne demek istiyorlar yani biz buradayız demek şey, için tabii ki şu var yani bakın 30 yıllık bir travma 30 yıllık bir travma 30 yıl Azerbaycan erkeği özellikle ben bunu hep e, yıllar önceki programlarda da ifade ettiğimi bugünlerde denk geldim. Sağ olsun arkadaşlar paylaşırken gördüm. Azerbaycanlılara orada burada duyuluyordu. İşte ne oldu? 3 milyonlu ahaliye e, toprağı nasıl teslim ettiniz gibi ee, biraz da böyle e, hani onuru zedeleyen cümlelerle rastlaşmadık değil. Evet. Uzun zamandır Yazdır. bu e, cümlelerden Azerbaycan erkeği profili çok zede almıştı. Ve bugün e, o yani toplum... Siz Azerbaycansınız. Nasıl oldu da işte... Ama şu nasıl, var... O da topu tüfeği yoktu. Hayır adam karşısında şu var. Bakın bir Ahmet, vardı Bey. Yani. Ahmet Bey şu var. Yani. 1985 sonrası bu Perestroika sonrası sürece iyi bakmak lazım. Ben zaten dakika, o oraya, ben oralara ben, Evet, evet. Yani Demin bu ben şunu merak ediyorum. Ali Yalın olarak ıı, teslim alınan bu sadece Ermenistan'ın başlı başına yani olay ediyorum. değildi. Evet. Şu an, yani ben mesela insanız sonuçta tamam vatan severiz. Hani vatanımızı savunmak, korumak o bilinci bilinç içinde olmak. Evet, İstanbul'dan bu cümleni söylemek evet çok doğru ya, ama orada bakın orada yurdunuza birisi gelip sorumu sorayım ya. Bir dakika. Sorunuzu yani, <laughs> Tamam sorun sorun. Sorun. Ben sorun. diyorum ki yani Gence'de evet. insanlar senin, sizin akrabalarınız evet. kardeşleriniz, anneniz orada nasıl duruyorlar yani adam bir füze sallıyor. Salladığı füze herhangi bir eve rast geliyor. Doğru. O evdeki kadın, çocuk, bebek doğru. ölüyor. Evet. Bebek öldürdüler ya evet, yani doğru. bu kadar basit. Aynen öyle. O, o, Aynen öyle. Cenazede dört o, kişi öldürdüler. Evet. Cenazede dört kişi. Gömerken Cenazede. Evet orada şey, cenaze törenini vurdular. Cenaze bu yani. kadar. Bu kadar yani terör devleti ya bu ta, kadar. Tamam bu durumda diyorum gencede bir insan nasıl durur diyorum. Yani nasıl duruyorlar? Ya ben de size insanlar. onu anlatmaya çalışıyorum. Siz diyorsunuz ki sorumu sorayım. Ben de size diyorum ki yurdunuzu, evinizi elinizden alarlarsa durursunuz o. Aynen durursunuz. Yani size bakın Bu Türkiye. çok böyle e, konuşurken şunu unutmamak lazım. Siz 30 yılda hak etmediğiniz adaletsizlikle yüz yüzesiz. Ve bütün bu coğrafyanın istikrarsızlığının nedeni bu yaradı. Bu yaranı eğer ben, o, bir diğeri, ailemden birisi şehit olarak vermezse bunun benden sonraki nesle, benim evladıma ve benim gibi çok insanın evladına yeni bir kötü bir kriz miras bırakıyorsun. Biz bu bilinçle diyorsunuz orada. Yani aynen, Gence'deki aynen. insanlar Gerçekten bu bilinçle. Gence, Gence çok önemli bir şehir. E, Ganira Hanım çok önemli bir şey söyledi. Doğru yerde. Gerçekten kahraman bir şehir. Gence'nin mahiyetini farklı bir boyuttan dokunmamız lazım. Bir defa Kafkas İslam Ordusu'nun ilk karargah şehri. İkincisi Gence Han'ı Cevat Han vardı. Allah ondan razı olsun. İki defa e, tarihinde iki defa ayaklanma oldu Azerbaycan'da. Rus, Çarlık Rusyası'na karşı ikisi de Gence merkezli. Hmm. Ve Gence Han, gen, bir şehir Han'ı Cevat Han, kendi oğluyla birlikte Gence kapılarında şehit oldu. Yalnız cenazem üzerinden Rus orduları girer dedi öyle oldu. Sisyan orduları Gence Han'ın şehit cesedi üzerinden girdi Genceye. Dolayısıyla o bilinç, o coğrafyanın insanına hakim, Tovuz, Gence, Gazak, o, o, o ve bütün Azerbaycan'a da bunu şamil edebiliyoruz. Yani diyorsunuz ki, ya kardeşim, bir adam 30 yıllık bir yara var orada. Evet. Onun, Bitsin istiyoruz. Onun bitmesini istiyor. Evet. Bir, iki tarihten gelen bir şuur var, evet. bilinç var. Evet. O şuurla. Evet. Bir de vatan toprağını terk mi edecek adam yani, yani? Ananızı, bana, ba babanızı terk eder misin? Etmez. Evladınızı terk eder misiniz? Orası da öyle. Anandı, babandı, evladındı, toprağındı. Bitti gitti. Gerekirse öleceksin. Tedirginlik şey. tedirginlik var mı? E, elbette var. İnsanız Tabii. işte burada evet, burada evet diyeceğim. Yani ben yok tedirgin değilim desem psikolojik sorunum var dersiniz. Hayır <laughs> tedirginiz ama bu tedirginlik senin... Menfur bir düşmanla karşı karşıya kalıp mücadele ezmini de soğutmaz. Bu arada cevabı bu arada... aldım. Bravo. Buydu işte. Hakkan yani Bey. ben o duyguyu nasıl yakaladı? Omaz yani. Ben sabaha kadar Skype'ı açın sizi görün öyle uyuyun dedim. Yani bunu ben hayır hiç umurumda değil desem orada olmaz. benim yaşlı bir Şimdi... annem var. Olmaz ama yaşlı annenin bana dediği çok önemli. Ben ona sen hani Bakü'deki eve gitsen olmaz mı? Olmaz dedi. Ne diyorsun genceci çocuklar? Burada siper olunca ben bu yaşımda mı kaçacağım burada? Zaten, burada olmalıyım ki herkes dayanışma yani. içinde dol. Ben müsaade edersen şey söyleyeceğim? Bu Ahmet Bey. Şimdi cesaretin lügatteki tarifi bir şeyden korkmamak değildir. Bir şeyi korktuğu halde yapmaktır. Tabii, abi Korktuğu halde. Korktuğu yani. halde korkarsın. tabi Korkusuzluk dinil, manyak dinil, bir şey. Tabii. Anlattığı Aynen. o tamda anne ama annesi çok güzel bir şey söylemiş. Evet. Yani Orada hepsi anladım. öyle anladım. yaşlılar eee e, diyor ki Meraket ben dolu. diyor şu yaşta Ahmet canımı şey mı? Evet, duyurun, mi? buyurun buyurun Ganira Hanım. E, Sevil Hanım'ın sözlerine çok e, e, katılarak bir şey ilave isterim. Azerbaycan topraklarını zaten e, o küçük e, i̇şgalci Ermenistan e, kendisi, e, kendi e, çabasıyla, kendi gücüyle işgal edememişti. İşgalci Ermenistan'ın evet, arkasındaki gücülere baktığınız zaman, evet e, bunu görebilirsiniz. Ama Azerbaycan'da o dönemde her 8 kişiden e, biri evine köşemedi. Bakın bize en yakın kardeş Türkiye'miz. Ama kardeş Türkiye'mize böyle bizim insanımız e, kaçmadı. Yani hepsi kendi evine yakın bölgelerde e, e, orada e, e, durdular ve biz mutlaka evimize döneceğiz düşüncesiyle yaşadılar. Ve düşünebiliyor musunuz? Siz diyorsunuz ki korkmuyor musunuz? Biz o, o kuşak nesiliz ki 27-28 yılda hayatımızın en güzel dönemlerinde bizim elimizden bir mutluluk çalınmış. Yani biz kendimizi topraklarımız işgal olunduktan sonra mutlu hissettik mi? Hayır, hissetmedik. Ben kendi hikayemi, hayat hikayemi kaleme aldığım kaybettiğim mutluluk diye bir yazım vardı. Ve biz hiç mutlu olamadık o dönemden sonra dedim. Düşünebiliyor musunuz? Belki bu günlerde tehdit çoktu, raket saldırılar var. Ama biz Şimdi 27-28 yıl sonra tekrar mutluluğun ne olduğunu hissediyoruz. Aynen. Çünkü topraklarımızı işgalden azat ediyoruz. Bu bizim kutsal mücadelemizdi. Yani Sevil Hanım biz bütün o dönemin nesli biz hayatımızı buna adadık. Yani anladım. Azerbaycan içinde bu, dışında olanlar o yüzden bu duyguyu bu şeylerle korkuzmaz. Bunu anlıyorum Korkutmak şimdi. mümkün değil. Anladım. Şimdi yani tabii bu çok içselleştirilmiş bir durum. Hayatımıza damga vurmuş diyorsunuz evet. bu işgal. Bu işgalden kurtulmak istiyoruz. Mutluluğumuzu yeniden yakalamak istiyoruz. Dolayısıyla Gence'ye bir tane füze fırlattılar. E, şehitlerimiz oldu diye Gence'yi terk etmemiz mümkün değildir. Bu bilinç var. Yani Hayır. motivasyon bu diyorsunuz. Yani motivasyon sağlayan bu. Şimdi, Tabii annesi de zaten onu demiş Sevil Hanım evet. diyor ki e, evet. hayır asla diyor ben buradan buradan hiçbir yere bir de bu bodrum kata falan diyorum hani olmaz diyor ya diyor diye. yani savaş bu, hali evet diyor olmaz diyor bir defa kadere e, yaradan'a inanmış bir birisi olarak yani eğer yazım o günse e, nefesim o kadarsa o gün o saatte ya Ermeni'nin füzesi ya bir e, tula gideceğim diyor yani şu var evet e, burada iman çok önemlidir iki Burada o bilinç çok önemlidir. İkisi bir arada ki tedirginiz evet tedirginiz ama bunu yaparken böyle korkma kızım ya korkma biz buradayız hepimiz siper olacağız bir yere gitmeyeceğiz dedi yaşlı bir kadının annemin bana ifade ettiği cümle bu. Ee, her gün konuşuyor musunuz? Hanım, ben her bir gün. gün. alavetim de. Her gün. Ben bir şey alavetim Her gün birkaç o görüntüleri sende. gördünüz. Enkaz altından enkaz altından bir gen çıkarılır. Evet. Enkaz altından çıkartılan anda ona mikrofonlar uzatılır ve enkaz altından çıkan yaralı gencin sözü budur. Bizi korkutamazlar. Aynen. Bizi korkutamazlar. Topraklarımızın işgaldan kurtulması mücadelesine ne olursa olsun devam edeceğiz. Yani bizim insanımızı böyle şeylerle korkutmak çok zor.